Üftade Hazretleri, Üftade'yi konuşacağız. Tasavvufçuların geleneğimiz içerisinde Üftade önemli bir yere sahip. Onu konuşacağız. Hem böyle dostlarımız gelir hem de biz başlamış olanın bir ilahiyle, Üftade'nin güftesi olan bir ilahiyle başlayalım. Dinlediğimiz ilahinin güftesi Üftade Hazretlerine ait. Besteyi Halil Çay yapmış, okuyan da Ahmet Özhan İtin. Üftade'yi Emir Sultan'da konuşmakta anlamlıdır. Çünkü Emir Sultan Camii'nin imamlığını da yaptı. Bir imam olarak Emir Sultan'da hizmet etti. Daha başka camilerde de benzeri görevler yaptı. Bir imam. Üftade her şeyden önce bir imamdır. Bir hatiftir, bir imamın, bir imam hatifi anıyoruz. Bizim burada onu anmamızın sebebi, onun hakkında konuşmamızın sebebi Yunus tarzında, Yunus'un meşrebine uygun şiirler söylemesi. Yunus ekolünün temsilcisi olması ve en önemlisi de sadece Yunus'un takipçisi olmakla kalmamış, Bayramiye içerisinde celvetilik dediğimiz bir yolun kuruluşunu da sağlamıştır. Celvetiye'nin piri olarak her ne kadar Aziz Mahmud-i Hüdayi zikredilse de aslında bu yolu bize öğreten, telkin eden kişi Aziz Mahmud-i Hüdayi'nin üstadı olan Üftade Hazretleri'dir. O bakımdan biz tasavvuf edebiyatımızın, irfan hayatımızın en önemli temsilcilerinden birisi olarak bugün Üftade'yi alıyoruz. Daha sonraki sohbetlerimizden birisi de onun yetiştirdiği en büyük eser olan Aziz Mahmud-i Hüdayi ile
burada mevzu bahis edeceğiz, ona da konuşacağız. Üftade hakkında malumatımızı biz yine bu değerli talebesinden öğreniyoruz. Talebesi Aziz Mahmud-i Hüdayi, Üftade'nin bazı düşüncelerini, görüşlerini, sohbetlerini Vakıat adıyla derledik. Vakıat önemli bir kitaptır. Hem cevretiyelik hakkında bilgiler, hem de Üftade hakkında değerli toplu bilgilere buradan ulaşmış oluyoruz, kavuşmuş oluyoruz. Vakıat hakkında Aziz Mahmud-i Hüdayi diyor ki, Vakıat-ı Üftade, Cenab-ı Üftade'nin nasıl bir ümmân-ı bipayan olduğunu gösterir bir eser. Ümmân-ı bipayan, sınırı olmayan bir ümmân demektir. Hakikaten konuştuğumuzda, şiirlerini okuduğumuzda bir ümmân olduğunu görmüş olacağız. Şiirde Yunus Emre tarzını sürdürdü dedim ama bir hususu belirtmem lazım. Yunus Emre daha çok aşkın boyutta, veşt halinde şiirler söyledi. Üftade temkin ehlidir. Ehli temkindir. Biraz zahidane söyleyişi var. Bu da imamlığıyla alakalı belki. Biraz önce dinlediğimiz ilahide Ramazan'ı, teravih namazını özellikle anlatıyordu. Ramazan'la alakalı, teravihle alakalı halkın dini duygu ve düşüncesini yansıtan en güzel sözleri söyleyen kişidir Üftade. Çok güzel bu çerçevede ilahileri vardır. Yunus Emre de elbette zahidane söyledi ama Yunus'un zahidaneden öte aşkın boyutu daha ön plandadır. Mesela cennet dedikleri 3-5 huri, 3-5 kılman isteyene ver anları bana seni gerek seni söyleyişi Yunus'a aittir. Yunus bunu söyler. Yunus'un söyleyişine de uyar bu ama Üftade bunu söylemez. İşin zahiri tarafını hiçbir zaman görmezden gelmez. Tam bir temkin ehlidir. Biz genellikle sufi şairleri temkin ehli ve telvin ehli diye ikiye ayırıyoruz. Üftade temkin ehlidir. Telvin ehli renkten renge girmek, halden hale girmektir. Manevi seyri sülük içerisinde salikin, dervişin ya da aşığın her ne derseniz deyin, yaşadığı hali terennüm etmesi, o andaki hali terennüm etmesi telvindir. Daha başka bir zaman başka bir hal yaşayabilir. Dolayısıyla bir değişkenlik arz edebilir. Oysa Üftade imamlıktan büyük oranda kaynaklanan, hatiplikten, müezzinlikten kaynaklanan, caminin içini bildiği için cemaatin ihtiyacını karşılayan söz söylemiştir. Bu da ayrı bir özelliğe onu taşımış oluyor. Geride 3 tane eser bıraktı. Kitapları işte biraz önce sözünü ettiğim Vakıat-ı Üftade, Aziz Mahmud-i Hüdayi'nin derlediği sohbetlerden oluşuyor. Bu önemli bir kitap. Bu kitap hakkında eski Bursa faizlerinden Mustafa Bahadır Bey bir doktora tezi hazırlamıştı Mustafa Karabey'le birlikte. Onun danışmanlığında. Mustafa Bey Üftade üzerine çalışmalar yaptı. Divanını da Türkçe'ye, yani günümüz insanın okuyacağı şekilde sunan kişilerden birisi odur. Daha başka şeyler olsa bile. Yani Vakıat, divan var. Bir de hutbelerinden oluşan eserler var. Ama bütün bunlara rağmen onun iki tane yazdığı kitaplardan öte iki tane önemli eser var. Bu eserlerden birisi Celvetiliktir. İrfan Mektebimizin en önemli okullarından birisidir Celvetilik. Ki bu Celvetilik içerisinde bir yandan Aziz Mahmud-i Hüdayi yetişti. Öbür yandan da İsmail Hakkı Bursevi yetişti. Pek çok alim, arif, zat, müellif yetişmiş oldu. Bu çok önemli bir eserdir. Bir geleneği inşa etmiştir. İkincisi ise kendinden daha çok şöhret olmasını sağlayan efendim Aziz Mahmud-i Hüdayi yetiştirmesidir. Bunlar sadırlara yazdı. Çünkü sufi şairin iki kalemi vardır. Bu kalemlerden birisiyle satıra yazar. O satırdan divan ortaya çıkar. Kitaplar ortaya çıkar. Ama ikincisi daha kıymetlidir, kalıcıdır. Sadıra yazmak, gönüllere yazmak, yüreklere yazmak. Üftade'nin gönüllere yazdığına tanık olmuş oluyoruz. Bu bakımdan da Üftade hakkında kaynaklara baktığımızda Arifler'in Sultanı, Aşıkların Burhanı ve Bursa'nın Kutbu gibi bir kısım nitelendirmeler yapılıyor. Bursa'nın Kutbu olarak biz genellikle Emir Sultan'ı biliriz. Emir Sultan'ı anarız. Ama bazı kaynaklar, özellikle Celveti kaynaklar, Üftade'nin de bir kutup olduğunu, Bursa'nın Kutbu olduğuna işaret ederler.
bu bakımdan da önemlidir. Ayrıca kısa bir iki malumat vermek isterim. Bursalıdır. Öz ve öz Bursalı birisidir. Bu bakımdan belki Bursa'nın kutbu, Bursa'nın yetiştirdiği kutuplardan birisi olarak zikredilebilir. Emir Sultan Buhara'dan kalkıp gelmişti. Ama Bursa'da doğdu. Üftade. Babası Manyaslı'dır. Anası Hamamlı Kızık'tan bir hanımefendidir. Hamamlı Kızık'tan ama Bursa'da kalmış. Bursa'da Araplar Mahallesi'nde doğmuş. Tam ne zaman doğduğu konusunda bir bildiğimiz yok ama 1495 yılında doğmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Tabii bu tür şahsiyetler hakkında konuşurken menkıbeler de ön plana çıkar. Onların hayatında etkili olan menkıbelerdir bunlar. Bunları da anmak lazım ama çok fazla menkıbeyi anlatacak zamanımız yok. Fakat bir tanesini sizinle paylaşmak isterim. Henüz annesi hamileyken Üftadiye rüyasında bir rüya görüyor ve rüyasında bebeği süt deryasının içerisinde yüzüyor. Bu rüyanın etkisiyle sabahleyin kalktığında bu rüyayı eşine anlatıyor. Babası tüccardan bir kişi ama arif bir tarafı da var. Rüyayı dinleyince diyor ki inşallah oğlumuz ilim erbabı kamil bir insan olacaktır. Çünkü süt ilmin beyazlığı safiyetiyle hakikatin sembolüdür. Hakikate ulaşan bir ilim, hakikate açılan bir ilim talibi olacaktır diye müjdelemiş oluyor. Hakikaten ona göre de çocuklarını yetiştiriyorlar. Bu bir misyon oluşturuyor. Rüyalar önemlidir. İnsanın rüyaları olmalı. Rüyalarımız ama bizi ilgilendirir. O rüyalarımızın peşine düşersek kendimizi gerçekleştirmiş oluruz. Geleceğe bir şeyler bırakmış oluruz. Üftadiye'nin hayatında da annesinin gördüğü bu rüya etkili olmuş ve çocuklarını bir uçak olarak değil de bir alim olarak yetiştirmek için ellerinden gelen gayreti sarf etmişler. Peki kim Üftadiye'nin yetişmesine katkı sağladı? Onun hocaları kimlerdi diye şöyle bir baktığımızda hep birlikte Hatuniye Camii'ne gideceğiz. Selçuk Hatun Camii'ne affedersin. Selçuk Hatun Camii'ne gideceğiz. Selçuk Hatun Camii'nin imamı Muslihiddin Efendi var. İşte Üftadiye'nin mayasını oluşturan ilk şahıs bu. O daha küçük bir çocukken ona teslim ediliyor. Hoca Efendi hem ona Kur'an ilimler öğretiyor hem temel ilimler öğretiyor, alet ilimlerini öğretiyor. İşte dil, lügat, nahiv her neyse ama aynı zamanda hal tarafını da öğretmiş oluyor. Sonra o gençlik döneminde bir abdalın peşinde biraz dolaşıyor. Böyle ilgisini çekiyor şehirde dolaşan. Abdal derken de şunu anlayacağız. Abdal bedel anlamında kullanılıyor. Biraz meczup dervişler diyelim belki bunlara. Abdal Mehmet Efendi diye bilinen bir zat varmış imiş. Bu cezbeye kapılmış bir derviş demek ki. Saçı da biraz uzun. Farklı farklı şeyler söylüyor. Biraz bu şehre küstünün oralara doğru iniyor. Yahut Ürgandı'ya doğru geliyor. Böyle inzivaya çekiliyor. Böyle bir zat küçük genç bir delikanlıyken Üftadiye bu zatı da takip etmiş. Bunu biraz taklit etmiş. Bazen saçlarını uzattığı da söylenir. Sonra daha sonraki dönemlerde Kaplıca Medresesi'nde ders gördüğünü ve ilim aldığını biliyoruz. Ama asıl onda derin tesir oluşturan şey Hacı Bayramı Veli'nin halifesi olarak bilinen Hızır Dede'dir. Hızır Dede'nin manevi terbiyesiyle bayramilik yolunda manevi seyircilikünü tamamlamıştır. Şimdi böylece kısaca tarihi malumat verelim ki bildiğimiz de tazelensin, bunları tanıyalım. Nasıl bir ortamdan geldiler? Bir ilim ortamı. İlim ortamının yanında şehrin farklı renklerine ilgi duyan, özellikle metafizik, özellikle dervişhane tavırları ön plana çıkartan bir psikolojiye sahip. Asıl adı neydi? Üftadiye'nin. Üftadiye bir mahlastır. Üftadiye bir manevi işaretle Üftadiye'yi almış, kendine seçmiştir. Asıl ismi Mehmet Muslihiddin'dir. Mehmet Muslihiddin ama bu tür zatlar kemal erince aldıkları mahlaslar onları daha iyi tanıtıyor. Kendi öz isimlerini unutuyorlar, unutturuyorlar. Şimdi Mehmet Muslihiddin'i unuturuz ama Üftadiye'yi unutmayız. Üftadiye'nin hikayesi çok önemlidir. Onu da geri gelmişken paylaşmak isterim. İyi bir sesi var. Musiki Şinas tarafı da var Üftadiye'nin anlatıldığı kadarıyla. Kendi kendine besteler yaptığı, bazı nutku şerifleri ilahi tarzında söylediği de rivayet edilir. Çok hoş bir sesi var. Ara ara Doğan Bey Mescidi ile Ulu Cami'de müezzinlik yaparmış.
ezanı o okuyunca da cemaatte bir coşku oluşurmuş. Bu hizmetlerinden dolayı Ulu Cami'nin mütevelli heyeti fahri yapılan bu hizmete karşılık bir maaş tespit ediyorlar. Onu onur etmek istiyorlar. Birkaç kuruş verelim istiyorlar. Üftalede genç bir delikanlı kendisine takdir edilen, fahri olarak yaptığı bir göreve binaen takdir edilen o meblağı alıyor. Maaşı alıyor. Fakat o gece rüyasında bu aldığı paradan dolayı artık sen mertebenden üftade oldun sesini duyuyor. Üftade olmak düşmek anlamına geliyor. Düştün. Mevkini ve manevi makamını yitirdin. Hak için ibadet yaparken, hak için müezzinlik yaparken para için bunu yaptın. Böyle bir şey yaptın denilince üftade adını kendine mahras seçiyor. Düşkün, düşmüş kişi anlamında. Manevi mertebelerini terk etmiş kişi anlamında bunu kullanıyor. Bu onda hakikaten şahsiyetini de kişiliğini de yansıtan bir durum oluyor. Gayet mütevazi, mahiyetkarane bir eda içerisinde bu hizmetlerini yapıyor. Mesela hocası, onun üzerine derin tesir olan biraz önce söylediğimiz Hızır Dede aslında bir çoban ama soğukta kaldığı için ayaklarını kaybediyor, felç oluyor ve Ulu Cami civarında bir medreseye yerleşiyor. Vaziye Medresesi'ne yerleşiyor. Hem Ulu Cami ile irtibatlı hem de Vaziye Medresesi'ne talebelere irşad ediyor. Bu üftade hocasını ara ara sırtını alarak kaplıcalara götürür. O sulardan yararlansın da şifa bulsun diye hizmet edermiş. Oldukça mütevazı, oldukça hizmet ehli bir kişi üftade. Üftadenin resmini çizmek istersek bu iki özelliğini ön plana çıkarız. İlim meraklısı, hocasına çok saygılı, mürşidine çok vefalı, onun için her türlü hizmeti yapmaya çalışan bir kişi. Bununla birlikte daha çok ömrünün büyük oranında camilerde geçtiğini söyleyebiliriz. Doğan Bey Mescidi başta olmak üzere namazgâhta, Kayhan Camii'nde görev yapmıştır. Kayhan'a yolunuz düşerse Üftade'nin burada görev yaptığını bilin ve Aziz Mahmud-u Hüdayi Bursa kadısı iken Kayhan Camii'ndeki bir sohbetinde Üftade ile tanışıyor. Mahmud, Aziz Mahmud Hüdayi değiştiren, dönüştüren buluşma oradaki bir sohbettir. O bir sohbet meclisinde bu değişim oluyor. Daha sonra Emir Sultan Camii'nde imamlık yapması talep ediliyor. Devrim yetkilileri tarafından Emir Sultan Camii'nde imamlık ve hatiplik yapmış oluyor. Bilahare malum bugün geçtiğimiz yıllarda restore edildi. Şu anda ne olarak kullanılıyor tam bilmiyorum. Kur'an kursu değil mi? Yani Kur'an kursu olarak kullanılan o tekkesini yapıyor. Dağın eteklerinde Somuncu Baba'nın maksenin daha yukarısında, maksenin üstünde. O mahallenin ismi nedir tam? İvaspaşa. İşte İvaspaşa'daki o tekkesinde efendim sağ olsun Safiyettin Bey de onun restorasyonu için çok büyük bir gayret gösterdi o yapım esnasında. Orada tekkesini kurup hizmetlerini orada sürdürmeye çalışıyor. Ama bu arada tabii bugünkü türbesinin de bulunduğu yerde işte şu anda fotoğrafını gördüğünüz o muhitte bu camide inşa ettirmiş. Caminin yanına 1580'de Hakk'a yürüdüğünde oradaki o türbesine sırlanmış oluyor. Şimdi üftade hakkında kaynaklara baktığımızda sadece bir imam, hatip, sadece bir sufi, mürşit değil, bir alim değil ama aynı zamanda hekimlik tarafının olduğunu da görüyorsunuz. Bazen hastalıkları teşhis eder, ilaçlar yaparmış. Koruyucu bir kısım, koruyucu hekimlikle ilgili bir kısım önlemler alırmış. Yani dualar yaparmış. Kuvve-i maneviye dediğimiz, kişilere moral destek versin. Bugün artık o çok önemli, modern hastalık için de çok önemli, stres diyoruz. Bu strese karşı insanların ruhen, aklen sağlıklı olması için çok güzel hizmetler, çok önemli gayretler yapmış. Bu bakımdan Üftade'yi Hazretlerine bir hekim olarak da nitelendirmek mümkündür. Zaten tıp ilmi, ilmi tıp bizim geleneğimizde
peygamberlikten bir cüz olarak, hekimlik peygamberlik mesleğinin bir yansıması olarak düşünülür. Genellikle kamil insanların aynı zamanda hekimlik tarafı da vardır. Akşemseddin'de de aynı şeyi görüyoruz. Hekimdir. Pek çoğu hekim tarafları var. Dua ederler. Dualarıyla en azından doğrudan doğruya ilaç yapmak, bir yarayı tedavi etmek noktasında uzman olmasalar bile, ilmi tıp konusunda yeterince bilgiler olmasa bile tıbbi nebevi konusunda, gıdalar konusunda bilgileri var. Perhiz konusunda bilgileri var. Perhize çok büyük önem veriyorlar. Bunların hepsini biliyoruz. Telkine çok büyük önem veriyorlar. Telkinlerle, dualarla kuvve-i maneviyi güçlendiren, perhizlerle güçlendiren bir metotları var. Bu metodu hemen hemen pek çok kamil insanda, alim insanda görmüş oluyoruz. Bu özelliklerin üftadede toplandığını ama üftadenin bu özelliklere ilaveten eczacı gibi, sanki bir farmakolog gibi ilaçlar yaptığı da söyleniyor. Ama ben tabii hangi ilaçları yaptı, ne oldu, neleri tedavi etti o konularda çok fazla malumatım yok. Ama ilgili birisi çıkarsa, üftadenin sıhhatle ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili araştırmalar yaparsa umarım yazma eserler arasında çok güzel şeyler bulabilirler. Evet, kısaca bilgi vermeye çalıştığım üftade, tekrar söyleyeyim, Yunus Emre Mektebi'nin temsilcilerindendir. Ama Yunus'un o coşkunluğu üftadede pek fazla yoktur. Zahitlik üftadede ön plana çıkar. Zahidane bir söyleyişe sahiptir. Burada bir iki hususu da belirtmek lazım. İki kavram önemli, tasavvufi iki kavramı burada hatırlatmak lazım. Bunlardan birisi tasavvuf yolu, gönül yolu. İki şekilde, iki usulle öğrenilir derler. Bunlardan birisi halvet yoludur. Ötekisi ise celvet yoludur. Halvet kenara çekilir. Yalnızlık içerisinde belli günler dahilinde belli zikirle, fikirle, tefekkürle bir kısım belli evlatlarla bir mürşidin gözetiminde yaparsınız. Ama celvet halkın içerisinde kalbe sahip olmaktır. Kalabalığın içerisinde kalbe sahip olmaktır, akla sahip olmaktır. Bu bakımdan celvet daha zordur derler. Tarikat-ı Nakşibendiye halvetiyle celvetiliği kendi içerisine meclis etmiş. Halk içerisinde halkla beraber olabilmenin yollarını aramıştır. O daha da zor bir hadisedir ama hayata yön verebilmek, hayatı anlamlı kılabilmek için bunu da tercih etmek iktiza ediyor. Ticari hayatın, sosyal hayatın, idari hayatın içerisinde bulunan insanlar bu yolu esas almışlardır. Bu nakşilik ve melamet içerisine, özellikle melamet zevkinde varlığını sürdürmüştür. Şimdi imamlık yaptığı için cemaatle çok yakın ilişkisi olması hasebiyle Bayramiliğin de melamet tarafının olması da burada etkili. Hacı Bayramı Veli'de de kısmen bayram melamet vardır. Sonuncu babadan gelen bir melamet vardır. Çok fazla kendini öne çıkar.